Sandığa sahip çıkın talimatı verdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. İl başkanlarından sandık güvenliğiyle ilgili çalışmaların hızla tamamlanmasını da istedi. İl başkanları 4 Mart'a kadar atamaların yapılacağını belirtti. Ancak ana muhalefet İyi Parti ile yaptığı eski ortaklığı nedeniyle 7 ilde sandık görevlisi atamayacak. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmek için gün sayıyor. Partilerde de çalışmalar son sürat devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde 81 ilin il başkanlarıyla bir araya geldi. Sandık güvenliği konusunda kurmaylarına talimat verdi, çalışmaları hızla tamamlayın dedi. İl başkanları karşılık olarak pek çok seçim bölgesinde atamaların bittiğini anlattı. 4 Mart'a kadar sürecin tamamlanacağını aktardı. Son yapılan genel seçimlerde Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı'da İyi Parti'yi desteklediğini açıklayan CHP buralarda aday göstermemişti. Bu nedenle yerel seçimde bu 7 ilde sandık görevlisi verilemeyecek. Açıksa müşahitlerle kapatılacak. Yerel seçim gündemli toplantıda CHP lideri il başkanlarının kampanyayla ilgili önerilerini dinledi. Her bölgede devam eden seçim sürecine ilişkin bilgi aldı. Saha çalışmalarıyla ilgili de ayrıştırıcı bir dil kullanmayın talimatı verdi. Teşkilatlara, kavgalara girmeyin, yapacağımız hizmetleri anlatın uyarısında bulundu. Özel, partisinin iddialı olduğu yerlerde mutlak başarı vurgusu yaptı. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz, ittifak varmış gibi saygı göstereceğiz sözlerini yineledi. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un seçim çalışmalarıyla devam edelim. Bu kez Polatlı'da STK'larla yani sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya geldi. Altınok vaatlerini tek tek anlattı. Seçilirse su fiyatlarını %50 indireceğini bir kez daha tekrarladı. 31 Mart'tan sonra Ankara'da su fiyatlarını %50 indireceğiz. Bu kez Polatlı'dan seslendi. 1 Nisan sabahı zafere uyanan taraf kendisi olursa suya indirim yapacağını söyledi. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok sahada seçim çalışmalarına devam ediyor. Durağı bu kez Polatlı'ydı. Sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya geldi. Destek istedi, vaatlerini sıraladı. İnşallah burayı Polatlı'dan Haymana'ya kadar bir açık hava müzesi yapacağız. Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu buradaki gelen ziyaretçilerimiz, çocuklarımız burada Sakarya ruhunu yaşayacak inşallah. Tarıma verilecek desteklerin artacağını söyledi Altınok. Polatlı'ya soğan işleme ünitesi ve tesisi kuracaklarını ifade etti. Türkiye'nin başkenti tarımında başkenti olacak. Cumhur İttifakı adayı Altınok programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine dikkat çekti. Belediyenin borçları kadar Ankara'da hizmet yapılmıyor dedi. Bu kaynaklar nereye gitti? Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklaması lazım. Kaç lira borç devraldı? Şu an kaç lira borcu var? Kredi aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün şirketleri batak.